gece hava güzel, oturuyoruz soframızda mezelerle. Karşımda oturuyor tabii benimki aslan parçası be. Nazım geçer ona, üzmez hiç o beni, kıyar mı sevdiğine. Elimin ucumu sahibine, ben sana bayılıyorum. Allah Allah, dünyaları sarseler benim önüme, yine seni istiyorum. Elimin ucumu sahibine, ben sana bayılıyorum. Allah Allah, dünyaları sarseler benim önüme, ben seni istiyorum. Adet yerini bulsun diye. Adet yerini bulsun diye. Bizler geldik damat ile. Bizler geldik damat ile. Aç kapıyı Hacı emmi. Aç kapıyı Hacı emmi. Bizler geldik gelin almaya. Bizler geldik gelin almaya. Çal davulcu çal. Oğlan bizim, kız bizim. Thank you.
zenginliğim benim ailem, peri masalı gibi hayatım yaşantım her zaman zirvedeyim. En büyük zenginliğim benim ailem, peri masalı gibi hayatım yaşantım her zaman zirvedeyim.
aşkım benim göz bebeğim. Kim kim atıyor kalbim senin için? Hiç bitmeyecek sana olan sevgim. Sen benimsin, ben de seninim. İlk aşkım benim göz bebeğim. Thank you.
Thank you.
Dur orada mikrofon dur. Mikrofon var mı? Var mı mikrofon? Derin bir yok. Yok bir şey. Hadi neyse bağıran hadi. Haydi bağır. Hadi bağır. Bağırsana. Sesli. Dur açık seni. Hadi. Adet yerini bulsun diye. Bizler geldik damat ile. Bizler geldik damat ile. Yemediniz. Aç kapıyı Hacı emmi. Aç kapıyı Hacı emmi. Bizler geldik gelin almaya. Bizler geldik gelin almaya. Çal davulcu çal. Oğlan bizim kız bizim. Thank you.
Oh, my God.
yılanların, çıyanların hiç lafına takmıyorum. Başası da bende, bende, ben sesi bende, bende. Aman azar değmesin bize, şükürler olsun halimize. Çok kuduracaksınız. Daha çok delireceksiniz. Malımı mülkümü konuşup da aklınızı başınızı yiyeceksiniz. Thank you.
Dur anlatsın. Ya bavulcular. Şey, ana çalgılar gidermiş ana. Görüyor musun? Evet ya. Yürüyor ya bunlar. Milletin şeyini. Aç. Kahve. Gel böyle canım benim, gel yanıma. Senin yanına yürü baba. Hah, süper falan. Azam süper mi? Ne isterseniz ağzınız vermeye. Yok ya, onlar madem sevişiyor, biz de verdik. Biz de verdik sana onu gitti. Ezeli ve ebedi olan, yani başlangıcı ve sonu olmayan, her şeyi yoktan var eden, yaratan ve yarattığı şeylerden hiçbir şeye, hiçbir yönden benzemeyen, eşi, oğlu, annesi ve babası olmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, mekansız var olan, göklerde, yerlerde, arşın üzerinde bulunmayan, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamdolsun. Ve onun Habibi olan, Allah'ın en sevdiği kulu ve peygamberi olan, peygamberlerin sonuncusu ve seyyidi olan, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına ve etbaina ve bütün peygamber kardeşlerine salat ve selam olsun. Değerli muhterem Müslümanlar, buraya hayırlı bir münasebet üzere toplandık. İki güzel pırıl pırıl gençlerimizin nikahını kıymak üzere. O halde nikaha geçmeden önce kısaca hatırlatacağım bazı şeyler var dinimizde. Bilmemiz gerekir ki bir Müslümanın, Müslümanların nikahında, Müslümanların nikahlarında hayırlar ve bereketler vardır. Müslümanların nikahlarında büyük önem vardır. Çünkü dünyadayken iki Müslüman, tabii ki güçleri yettiğinde birbirinden evlenmeye, onlar dünyada en dünyalık, en ahiretlik birbirine hayırlarda yardım etmek üzere evlenirler. Dünyada selamet üzere olmaları ve ahirette de selamet üzere olmaları için birbirine hayırlarda
yardım ederler ve ne şart olursa olsun yaşam şartlarında, ister iyi durumda, ister kötü durumda, ister sağlıkta, ister hastalıkta, ister zenginlikte, ister fakirlikte, dinine bağlı kalırlar ve birbirinin haklarını Allah rızası için gözeterler ve Allah'ın razı olduğu şeylere tabi olurlar. Allah'tan korkan bir Müslüman, eşine zarar vermeyen Müslümandır. Allah'tan korkan Müslüman, eşine sahip çıkan Müslümandır. Allah'tan korkan Müslüman, Allah'ın emirlerini yerine getiren Müslümandır. Bunun için değerli Müslümanlar, bugünümüzde tabii ki bu hayırlı münasebetler önemlidir. Ama daha önemli şeyler var bu durumda. Evlilikten de önemli, yaşamak da bizim hayatımızda uygulamamız gereken önemli en büyük mesele, o da nedir? Müslüman dinimizi, dinini bilmesi, öğrenmesi ve Allah-u Teala'ya sadece ibadet edip iman etmesi ve Allah'ın bildirdiği peygamberlere olsun, diğer iman hususlarına olsun, hayatı boyunca bunlara önem gösterip dinini uygulaması gerekir. Çünkü Allah-u Teala bizleri bu dünyaya sadece evlenelim, çocuk sahibi olalım, işlerde çalışalım, günümüzü gün edelim, yiyelim içelim diye yaratmadı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki mana olarak, ben insanları ve cinleri onlara dini emirleri emretmek için yarattım. Yani biz Allah'a kulluk etmek için yaratıldık. O halde tabii ki hayatımızda önemli olarak eşlerimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza, anne babamıza gücümüzün yettiğince hayırlarda yardım ederiz. Ama tabii ki Allah'ın emri daha önemlidir. Allah'ın hakkı daha önemlidir üzerimizde. En büyük hak bir kulun üzerinde Allah'ın hakkıdır. Allah'ı bilmesi, iman etmesi, o da nasıl iman edecek Allah'a? Allah'ın var olduğuna, hiçbir şeye benzemediğine, her şeyi yarattığına ve Allah-u Teala Celle Celaluhu kesinlikle insanlar gibi, melekler gibi, cinler gibi olmadığına, Allah-u Teala Celle Celaluhu evlat sahibi olmadığına, Allah-u Teala bir cinsten, bir nesilden gelmediğine ve Allah'tan da bir nesil gelmediğine iman etmesi gerekir. Hak ve doğru inanç budur. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ne buyuruyor? Ben ve benden önceki peygamberlerin söylediği en hayırlı söz, Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Bu neyin delilidir? Peygamberimiz ne buyurdu? Ben ve benden önceki peygamberler, yani bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi, وَرَضِيْتُ لَكُمَ الْاِسْلَامِ د۪ينَ Allah'ın kullarına razı olduğu din sadece İslam dinidir. İslam hak dindir. İslam dini insanlarla gelmedi sadece. İlk din yeryüzünde İslam dinidir. İnsanlar yokken de İslam dini vardı. Meleklerin dini İslam'dır. İlk peygamber Adem aleyhisselam, sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aralarında gelip geçmiş bütün peygamberler İslam diniyle geldi. Buna İsa aleyhisselam da dahildir. Musa aleyhisselam, İbrahim, bütün peygamberler kesinlikle hepsi neye davet etti? Hak ve gerçek olan, tek Allah'ın kabul ettiği din olan İslam dinine davet etmişler. Bunun için bir insan İslam dinine hakkıyla Allah'a, peygamberlere ve diğer iman şartlarına iman ederse hem bu dünyada kurtulur hem ahiret gününde kurtulur. Allah-u Teala Celle Celaluhu bize akıl verdi. Bizlere akıl verdi. Yani bu aklı sadece dünyavi işlerde kullanmayalım. Hakkı bulmak için, hakkı öğrenmek için kullanalım. Allah-u Teala bir ayette kafirlerin cehennemde bazı durumlarından bildirdi. Kafirler cehennemdeyken melekler onlara soracak ayette geçiyor. Sizi buraya cehenneme götüren sebep neydi? Kafirlere cehennemde görevli olan melekler soracak. O kafirler meleklere cevabın ne diyecek? Dünyadayken aklımızı kullansaydık buraya belki varmazdık. Aklımızı kullanmadığımız için buraya vardık. Bazılar kendini hakka zannederler. Allah'a oğul nispet ederler. Allah'a yaratılmış sıfatlar nispet ederler. O kadar bir insan aklı mantığı olan, Allah bizim gibi olsaydı, bir insan gibi olsaydı, göklerde olsaydı, güneşe, aya benzeseydi, onu mutlaka biz nasıl ki Allah bizi yarattı, Allah'a muhtaçız, onu muhtaç bir şeye benzetiyor. Onu o halde yaratana muhtaç olurdu. Allah ise Kur'an-ı Kerim'de ne buyurdu? Allahu Samet. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
Muhtaç olan zayıf olur. Zayıf olan yaratamaz, ilah olamaz. Allahu Teala Celle Celaluhu hiçbir şeye muhtaç değildir. Hiçbir şeye benzemez. Elhamdülillah. Allah'a şükredelim ki Allahu Teala her kime sahih anlayış, doğru anlayış verip de İslam'a tabi ettirdiyse Allah'a çok şükretsin. Bu zamanda çoğu insanlar kendini kurtuluş ehli zannederler. Fakat öldükleri zaman görecekler. Hak ve gerçek olan İslam dinidir. Bundan başka bütün dinler uydurulmuştur. Şimdi nikaha geçelim. Nikahta ne vardır? Hanefi mezhebine göre biliyorsunuz çoğularımızın bizim Hanefi mezhebine göre nikahlarımızı kıyıyoruz. Şimdi nikahta talep var ve kabul var. Bazı kelimeler evlenecek kadın erkeğe söyler ve erkek de bu nikahı kabul eder. Böylece nikah akdi, nikah sözleşmesi diyebiliriz, gerçekleşir. Ama nikahta Allahu Teala Celle Celaluhu evlenecek olan bayana özel bir hak, özel bir nimet nasip ediyor. Yani nikahta nikah kıyılırken bunu şart koşuyor. Yani kadın erkeğin gücü yetebilecek faydalı olan bir şey. Bu illa para gelmesin aklınıza. Faydalı olan. Bu tabii ki bir takı olabilir, gümüş olabilir, altın olabilir, bir miktar para olabilir, ev olabilir. Kur'an-ı Kerim'den belirli bir cüz, yani belirli sureler olabilir. Mekke, Medine'ye gitmek, umre, hac olabilir. Yani gelin kızımız ne isterse tabii ki evlenecek olan kardeşimiz bunu kabul ettiğinde ne olur? Gücü yettiğinde onu yerine getirmesi. Tabii ki evlenmeleri gerçekleştikten sonra ne olur? Ona farz olur. Gücü yettiğinde kadının malı olur. O kadının hakkı, erkek buna karışamıyor. Ne anne babası ne başkası kadın istediği gibi onu kullanabilir. Bu mekili. Anlaşıldı mı? Aklında var mı bir şey? O zaman bu şahitler huzurunda mehri söyle de biz de sana şahitlik edelim. Umre maşallah. Altına paraya eşdeğer olamaz bu nimet. Evet. Allah-u Teala gitmeyenlere gidenlere de tekrarını nasip etsin. Nasip etsin inşallah. O zaman mehri duydum. Şimdi ben sana bazı sözler hatırlatacağım. Birbirimize bakacağınız bu sözleri söylerken sen diyeceksin evlenecek olan kişiye. Ben sana kendimi evlendirdim anlaştığımız mehir üzerine. Bunu diyeceğim ona. Erkek de ne diyecek? Ben de bu evliliği kabul ettim. Anlaştığımız nehir üzerine. Anlaşıldı mı? Şimdi bismillah dönüş. Böyle birbirimize bak. Evet. Ben hatırlatacağım sana. Birbirimize dönüş. Şimdi de ki ben sana kendimi evlendirdim ama ben sana kendimi evlendirdim. Anlaştığımız nehir üzerine. Biz de hepimiz şahit miyiz? Şahidiz! Şahit miyiz? Şahidiz! Şahit miyiz? Şahidiz! Allah-u Teala mübarek kılsın. Allah-u Teala nikahınızı hayırlı eylesin, bereketli eylesin. Amin, amin. Allah-u Teala bu dünyada size ve ahirete afiyeti, bereketli nasip etsin. Amin inşallah. Sizlere hayırlı bir ömür, bol evlatlı, bol nimetli, amin. Size Allah'ın emirlerini yerine getirip haramlardan sakınmayı ömrünüz boyunca nasip etsin. Amin. Ahiru davan en elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Birahmetike ya erhamer rahimin. Rabbil kulli velil mu'minina vel mu'minat. Amin. Nikahınız mübarek olsun. Allah mesut bahtiyar etsin. Amin. Annelerimizin, babalarımızın. Benim elim öpmenize gerek yok. Annenizin, babanızın elini öpüyorum. Allah razı olsun. Senden de alın. Allah sizi bir yerde kârlatsın. Doğru ve Ömer. Alkış. Abi yok, birlikte gidin. Birlikte gidin. Çekebilelim sizi. Doğru. Nasıl kesiyorsun bir oraya? Kamera açıyor. Doğru. Yanlış yeri çekiyor. Aga tamam, neredeyiz? Orada mı açık var ya?
Gelin mi, gelin mi, bu gibi sevgini böyle hiç kalbinde dursun. Kurtar, en seni çaldı. Evet, yürü git, yürü git.
Oh,
var. Thank you.
olmak Silvan'ım. Et o amo.
Thank you.
selam selam. Aa Mehmet buyur. Nasıl? Gelecek haftası bu kadar. Ne yaptın ya? Nişan mı yaptın? Nişan mı yaptın? Ama da benim saatime bakma sen. Lengsi çekme bana bence. Nişan sonra saate doğru. İki saate doğru. Çetmen buyurman yapmak aldılar. Uçaktan geçti. Şimdi restoran da alır. Yine çaldırmak için. Aa çaldı. O zaman ne yapacağım sen? Aa şimdi gözümü sıkacağım. Bir ayın içinde yapalım. Dedim ben. Restoran da eksik. Kamera açıyor. Hey yanlış yeri çekti. Kamera açıyor. Müzik yapmıştı. DJ Aşkım. Dur yapalım resimde. Sonra yeniden aramışım. Hey. Bir kadıcan, bir
çok kapalı. Senin gibi var mı sarayların sultanı? Yaktı yıktı her yeri, çok acayipsin çok kapalı. Geliyor geliyor dünya güzeli geliyor. Sorry.